Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk'ünün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'a karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Kanal T Haber'e konuşan vatandaş ekmeğin pahalı olmasından şikayetçi. Şikayeti bununla sınırlı değil. Ekmek fiyatlarında denetim olmasını talep ediyor. Covid salgını sebebiyle turizm taleplerinde büyük düşüşler yaşayan turizm acenteleri yardım istediklerini bir kez daha duyurdu. Restorancılar Birliği cumartesi günleri paket, çevrim içi sipariş ve gel al hizmetlerinin devamını 1 Mart tarihinde de kurallara uygun olarak tam açılmayı talep etti. 2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü 3 Mart Çarşamba günü Ankara'da imzalanacak. Milli Eğitim ve Denetleme, Değerlendirme ve Yönetim Kurulu kuruluş, görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısı mecliste görüşüldü. Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunun çözümü çerçevesine gerçekleştirmesi planlanan gayri resmi beşli konferansın tarih ve yerini resmen duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçtiğimiz Kasım ayında soğun ekmeğin fiyatı 50 kuruş zamlanarak 2,5 liraya yükselmişti. Fırıncılar Birliği bu fiyat yükselişinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek tüm girdilerin zamlandığını ifade ediyor. Ancak vatandaş ekmeğin pahalı olmasından şikayetçi, şikayeti bununla sınırlı değil, vatandaş ekmek fiyatlarında denetim olmasını talep ediyor. Sofraların olmazsa olmazı ekmek fiyatı cep yakmaya devam ediyor. Tane fiyatının 2,5 TL olması bütçeleri zorlarken bazı fırınlar fiyatlarını indirime giderek 2 TL'den halka ekmek satıyor. Vatandaşa göre ise fiyat farklarının tek nedeni denetim eksikliği. Valla bu konuda benim düşüncem, yani bu bir haksızlıktır. Yani 2-2,5 pandemi dönemini bile yani fırsatçılık diye düşünüyorum. Yani ekmek ile ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. Fiyatına göre bir de gramajı çok düşük ve taze ekmekler zor bulunuyor. Belirli yerlerde, belirli noktalarda bulunuyor. O yüzden buraya gelip oradan ekmek almak zorunda kalıyoruz, evimiz uzak da olsa. Serbest piyasa diyelim ya. Herkes tutturabildiğine. Ekmeğin fiyatı biraz yüksek. Bayağı yüksek aslında. 2 ekmek 5 lira. Peki ekmek kimi yerde 2, kimi yerde de 2,5'tan satılıyor. Bu konudaki fikrinizi alabilir miyim? Ya bence 1,5 TL olması daha doğru olacaktır. Evlerine her gün 2 ekmek alıp giden de var, 5 ekmek götüren de. Ancak onları en çok zorlayan ise asgari ücretlinin COVID-19 pandemisinin altında ezildiği bu günlerde ekmeğin fiyatı. Elbette ki asgari ücretle çalışan insanlarız. Yani bizlerden hani maaşlarımızı tamam alıyoruz. Ben kendi şahsım adına konuşayım. Ben maaşımı alıyorum ama alamayan insanlar da var. Çok zor durumda olan insanlar da var. Asgari ücret ne kadar? Ve yani ekmeğin fiyatı 2,5, günde 5 tane ben alıyorum ki 10 tane alan da var. Ekmek kimi yerde 2 TL'den, kimi yerden de 2,5'tan evet, satılıyor. Aynen öyle. Bazı markette 2 TL'ye alıyorum, bazı markette 2,5 TL'ye alıyorum. Bu konudaki fikrinizi öğrenebilir miyim? Yani belediye artık herhalde ilgilenecek, pek ilgilenmiyorlar. Devletimiz, yani insanlarda değil suç. Sosyal sigorta ücretlerine baktığımız zaman, asgari ücrete baktığımız zaman bu rakamlar oldukça küçüktür. İnsanlar ekmek hesabı yapıyorlar bugün geçinmek için. Tabii ki etkiler. Peki ekmek kimi markette 2 TL'den, kimi markette de 2,5'tan satılıyor? Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Bu piyasanın kontrolünü gerektiren bir husustur. Özellikle böyle bir zamanda çok daha fazla kontrol edilmesi gerekir gıda maddelerinin. Zaruri gıda maddelerinin ki ekmek de bunlardan bir tanesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük yatırımı olan yine Ercan Havalimanı yapımını gerçekleştiren TT Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik gelinen son aşama ile ilgili Kanal T Haber'e konuştu. Yeni Ercan Havalimanı, mevcut Ercan Havalimanı'nın karşısında 7 milyon 800 metrekare master planlama alanı üzerine
inşa edilen ve global alanda kullanılan modern mimarisiyle dikkatleri üzerine çeken bir yapı olarak yükseliyor. Yeni Ercan Havalimanı'nın yapımını gerçekleştiren TT Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, gelinen son aşama ile ilgili konuştu. Özçelik, pandemi sürecinde çalışma yasakları planlarımızı biraz ileri attı. Bunun dışında yapılması gereken kaba inşaat %90 şeklinde tamamlandı. Pis ve terminal binasının %100 tamamlandı dedi. 90'ın üzerinde kaba yapısı tamamlanmış, pist ve apronun %100'ü tamamlanmış bir terminal binasındayız. Özçelik 8 tane körükte hizmet vereceğiz. Bunun dışında açık park pozisyonlarımız ile toplam 30 uçağa ikametgah edeceğimiz bir havalimanı sahip olacağız ifadelerini kullandı. Ercan Havalimanı yolcu kapasitesi olarak 8,5 milyon, 10 milyon hatta yolcuya hizmet verebilecek bir planlamayla yapıldı. Bununla ilgili 8 tane körükle hizmet vereceğiz. Bunun dışında açık park pozisyonlarımızla birlikte toplam 30 uçağa ikamet edebileceğimiz bir havalimanına sahip olacağız. Şöyle bir örnekleme yapmak istiyorum burada. Şu anda kullanmış olduğumuz Ercan Havalimanı'nda toplam 20 bin metrekarede terminal binasında yolcularımıza hizmet verirken yeni terminal binamızda 130 bin metrekareye çıkıyoruz. Bugünkü Ercan Havalimanı'ndan 6 katı ölçeğine büyüklüğe sahip olacak yeni Ercan Havalimanı 6 adet check-in ve 44 adet pasaport kontrol noktası, 26 adet X-ray cihazı ve saatte 5000 bagaj kapasiteleriyle yolcuların hizmet verecek. İki tane pistimiz olacak. Şu andaki kullandığımız pisti de yenileyip gerekli tadilatlarını yaparak 3200 metre, 3200 ve 3000 metre olarak iki tane paralel pistimiz olacak. En son teknolojiyle donatılmış. Şu anda onu da söylemek istiyorum. Ercan Havalimanı'nda kullanılan teknolojiler, dünyada kullanılan en son teknolojileri kullanıyoruz. Avrupa'da ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde, Türkiye'de kullanılan teknolojilerin aynaları, son derece modern bir sistem, 4,5 kilometrelik bir hat uzunluğu olan bagaj sistemi tüm körüklere, yolculara hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş. İki toplumun sağlık komitesi eş başkanı Dr. Cenk Soy'dan AB tarafından gelecek koronavirüs aşıları konusunda Rum muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde anlaşılan rakamın tamamının Kuzey Kıbrıs ulaştırılmasına ilişkin girişimlerin her düzeyde devam ettiğini söyledi. İki toplumlu sağlık komitesi eş başkanı Dr. Cenk Soy'dan aşılarla ilgili yaptığı açıklamada bahse konu ısrarlı girişimlerimiz iki taraflı sağlık teknik komitesi, cumhurbaşkanlığı teknik komiteler koordinatörlüğü ve özel temsilcinin yanı sıra en yüksek seviyede sayın cumhurbaşkanımız nezdinde sürdürülmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile aşılar konusunun birinci gündem maddesi olduğu iki telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini hatırlatan Soy'dan, konunun takibinin yapısal reform ve destekten sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile devam ettirildiğinin de altını çizdi. İki toplumlu sağlık komitesi eş başkanı Dr. Cenk Soy'dan TAK'a yaptığı açıklamada özellikle bu temasların ardından ülkemize aşı teslimatı başlamıştır. Kıbrıs adasına Avrupa Birliği'nden 70 bin dozun üzerinde aşı gelmesine rağmen ülkemize şu ana kadar ancak 4500 doz BioNTech ve 2500 dozda AstraZeneca aşısı ulaştırılmıştır şeklinde konuştu. Bu rakam tarafımıza taahhüt edilen rakamın çok altındadır diyen Cenk Soy'dan, yine en üst düzeyde Avrupa Birliği yetkilileriyle yapılan temaslarda Avrupa Birliği'nin genel tedarik sorununun aşıldığı belirtilmiş ve yakın zamanda aşılara dair teslimat programı da dahil olmak üzere tarafımıza bilgi verileceği taahhüdü alınmıştır. Bu taahhüdün de üzerinden 2 hafta geçmiştir ve aşı teslimatıyla ilgili program halen Avrupa Birliği yetkililerinden beklenmektedir ifadelerini kullandı. Aşıların yanı sıra koronavirüs hızlı test kitlerinde ilk partisini teşkil eden 75 bin adetinde Kıbrıslı Türklere iletileceğinin taahhüt edildiğini söyleyen Soy'dan, söz konusu kitlerin ülkemize ulaştırılıp sağlık sistemimize dahil edilmesi konusunda da ısrarlı girişimlerimiz devam etmektedir dedi. Covid salgını nedeniyle turizm taleplerinde büyük düşüşler yaşayan turizm acenteleri yardım isteklerini bir kez daha duyurdu. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi yaptığı açıklamada 180 seyahat acentesinin ölüme terk edildiğini vurguladı. İnisiyatiften yapılan açıklamada biz artık gömüldüğümüz bu bataktan kurtulmak istiyoruz. Çaresizlikten aklımızı kaybetme noktasındayız. Deliriyoruz denildi. Halimizi soran, varlığımızı bilen kimse yok. Biz ne yapalım, kime gidelim ifadelerinin yer aldığı açıklamada destek istendiği ancak hükümetin bu çağrıları duymadığı vurgulandı. Açıklamanın devamı şöyle.
Personel aç, bir yaşam planı diyoruz, para bitti deniyor. Bir yıldır kapalıyız diyoruz. Açık sektörler gibi vergi ve yatırımlarımızı yapmamızı istiyorlar. Bizimle dalga geçmeyi bırakın. Bu ülkenin turizmi, turizmin de seyahat acentelerine ihtiyacı var. Bir seferde vizyon sahibi olun da anı yaşamak yerine ülkenin geleceğini kurtarın. Restorancılar Birliği cumartesi günleri paket çevrim içi sipariş ve gel al hizmetlerinin devamında 1 Mart tarihinde de kurallara uygun olarak tam açılmayı talep etti. Restorancılar Birliği tarafından yapılan açıklamada günah keçisi olarak gösterilmekten, kurallara uymayan, vaka yayıcı olarak lanse edilmekten bıktık usandık denildi. Açıklamada denetleyin dedik, denetlemediniz. İnsanlara korku değil güven verin dedik, tam tersine korku saldınız. Aşılayın dedik, hala sıra bekleriz, her yere açtınız, artık bizim de dayanacak gücümüz kalmadı diyerek tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü 3 Mart Çarşamba günü Ankara imzalanacak. Protokole Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner imza atacak. Mali İşbirliği Protokolü ile ilgili çalışmalar Ankara'da sürdürülüyor. Protokol 3 Mart Çarşamba günü imzalanacak. Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çolyi'nin katıldığı Ankara'daki teknik çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Başbakan Ersan Saner ise protokol imza töreni için Maliye Bakanı Nursun Oğuz'la birlikte 3 Mart Çarşamba günü Ankara'da olacak. Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çarşamba günü saat 14'te ikili görüşme yaptıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü imzalayacak. Saner ve Oktay imza töreninden sonra basın açıklamalarda bulunacak. Protokolde özet olarak Türkiye'nin 2021 yılı içinde COVID ile mücadele için Kuzey Kıbrıs'a yapacağı katkılar, bütçeye, reel sektöre, altyapıya sağlayacağı destek, hibe ve krediler yer alacak. Protokolle hedef olarak ise Kuzey Kıbrıs'ın COVID-19 salgın sürecini en az sıkıntı ile atlatması, ekonomik sıkıntıların aşılması ve yeni bir kalkınma sürecine girilmesi ile E-Devlet için gerekli çalışmaların tamamlanması, kamunun daha etkin, verimli hale gelmesi olarak öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde düzenleneceği açıklanan Kıbrıs konulu 5+1 gayri resmi toplantının taraflar arasında müzakere edebilecek ortak bir zeminin olup olmadığının belirlenmesini hedeflediğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u BM öncülüğünde 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentine gerçekleştirilecek Kıbrıs taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin yer alacağı 5+1 formatındaki gayri resmi toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertuğruloğlu 5+1 toplantının Türk tarafının önerisi olduğunu, bunun gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek şöyle devam etti. 5+1'in 2017'de Kral Montana'da çöken sürecin kaldığı yerden devam olmaması gerekir, olmayacaktır. 5+1'de güven artırıcı önlemlerin gündem olmaması gerekir, olmayacaktır. 5+1'de 52 yıldır süren başarısız toplumlar arası görüşmeler sürecindeki konular olmayacaktır. Bu toplantı bir öne açık müzakere sürecinin başlangıcı değildir, dedi. Savunukları dış politika ile Kıbrıs konusundaki ilke ve duruşlarının kendi başlarına belirledikleri görüşler olmadığını dikkat çeken Ertuğruloğlu, Kıbrıs davası ulusal bir davadır. Kıbrıs Türk halkı bu davayı nasıl savunacağını ana vatanı ile birlikte belirler ve beraber savunur. Dolayısıyla özetlemeye çalıştığımız duruşumuz ana vatan Türkiye'nin de duruşudur. Bu bilinç ve güvenle yolumuza devam ediyoruz, dedi. Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönetim Kurulu kuruluş görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısı mecliste görüşüldü. Meclis Genel Kurulu'nda Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu kuruluş görev ve çalışma esasları değişiklik yasa tasarısının ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tasarının oldukça önemli bir tadilat çalışması olduğunu ifade etti. Öğretmen sendikalarının konuya büyük tepkisi olduğunu ve bu nedenle kendi bakanlığı döneminde bu çalışmayı geri çektiklerini kaydeden Özyiğit, düzenlemenin sendikalarla teknik kurulda görüşülüp görüşülmediğini sordu.
UVP Milletvekili Özlerin Beroba, görüşülen tek maddelik tasarının pratik bir şekilde sorunları ortadan kaldırmak için hazırlandığını belirtti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da ekonomide yaşanan sıkıntıları işaret etti. Kaynakları doğru ve adil bir şekilde dağıtmak gerektiğini dile getirdi. Devletin borçlanma rakamlarını işaret eden Erhürman, bahsedilen 200 milyon TL'lik borcun Merkez Bankası'ndan normalde yıl sonunda 13. maaş ödemeleri için alındığını ifade etti. Meclis Genel Kurulu'nda daha sonra Başbakan Ersan Saner kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi. Saner, ödeme zorluğu olan herkesin borcunun yeniden yapılandırılacağını kaydetti. Helim için sütte de belli bir kaliteye ulaşmak gerektiğini söyleyen Saner, bunun için el birliğiyle çalıştıklarını anlattı. Başbakan Saner, Güney Kıbrıs'tan geçişle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. 1500 TL ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının açık olduğunu belirten Saner, şu ana kadar 12.600 başvuru alındığını ifade etti. Bunun kabul edilebilir limitler için olduğunu söyledi. Başbakan Saner, protokol ilgili detayların Ankara görüşmesinden sonra belli olacağını da anlattı. NOTAM konusunda uçuşların öğrencilerin gelmesi için açıldığını, karantina koşullarının sağlanamayacağı nokta gelirse uçuşların durdurulacağını söyleyen Saner, kendi düşüncesinin örneğin öğrenci ailelerinin karantina koşullarını yerine getirebilecek herkesin gelebilmesine olanak sağlamak yönünde olduğunu anlattı. Bir soru üzerine Saner, test sayılarında bir sorun yaşanacağını düşünmediğini anlattı. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da göreve geldiği anda akaryakıt taşıma ihalesini gördüğünü anlattı. Önceki ihalede ilgili firmanın daha ucuz ve kalitesiz bir yakıtı kuruma teslim ettiğini, kurumun firmaya ceza kestiğini ve Merkezi İhale Komisyonu ilgili firmayı ihaleden men ettiğini anımsattı. Şu anda Mart-Nisan sonuna kadar yetecek yakıt olduğunu, uluslararası ihale için zaman gerektiğini de getiren Arıklı, bu nedenle elden alım için Merkezi İhale Komisyonu'na yetki verildiğini belirtti. Kıbrıs'ın geleceği seminerinin ikincisi düzenlendi. Seminerde konuşan Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, egemenlik konusunun sorunlu bir konu olmadığını, Kıbrıs'ı Türklerin zaten egemenlik hakkına sahip olduğunu söyledi. Kıbrıs'ın geleceği seminerinin ikincisi gerçekleştirildi. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen seminer, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation işbirliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi olarak yapıldı. Seminerde konuşan Cumhurbaşkanlığı Müzakere Ekibi Hukuk Danışmanı ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, egemenlik konusunun sorunlu bir konu olmadığını, Kıbrıslı Türklerin zaten egemenlik hakkına sahip olduğunu söyledi. Şu anda biz egemen eşitlik diyoruz, masaya bunu getiriyoruz diyen Hasipoğlu, bugüne kadar her şeyin tartışıldığını, tüm tarafların kırmızı çizgileri bildiğini kaydetti. Kıbrıs Rum tarafı adadaki zenginliği paylaşma yanlısı değiller, federasyon ise paylaşmaya dayalı bir şey diye konuşan Hasipoğlu, federasyon müzakerelerinin tüketildiğini söyledi. Hasipoğlu, Nisan sonunda gerçekleştirilecek olan 5+1 Birleşmiş Milletler toplantısında bu yöndeki argümanlarını da ortaya koyacaklarını ifade etti. Rum tarafının güneyden kuzeye geçmek isteyen İngilizleri engellemesiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Hasipoğlu, Rum tarafının bu girişiminin kendilerini şaşırtmadığını belirterek İngiltere'den bu konuda destek beklediklerini söyledi. İngiltere'nin artık bir Avrupa Birliği ülkesi olmadığını hatırlatan Hasipoğlu, bizim İngiltere'den beklediğimiz Rum kesimini artık dinlememesi, İngiltere artık bir Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için bu bağlamda esnek sahibi olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkına pozitif bir yaklaşımda bulunabilirler diye konuştu. Kıbrıs'ın geleceği seminerlerin üçüncüsü ise 24 Mart'ta gerçekleştirilecek. Rumyot'un başkanı Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunun çözümü çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan gayri resmi beşli konferansın tarih ve yerini resmen duyurmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rum haber kaynakları, Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis'in yaptığı yazılı açıklamayla BM Genel Sekreterinin gayri resmi beşli konferansın 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de yapılacağını açıklamasını selamladığını yazdı. Habere göre Anastasiadis toplantıya Kıbrıs soruna kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunabilmesi amacıyla çözüm müzakerelerinin başlaması için gerekli koşulların oluşturulması adına tam bir siyasi irade ve güçlü bir kararlılıkla katılacağını ifade etti. Credit Bank uzaktan eğitim imkanına erişimi sağlayamayan öğrenciler için 150 adet tablet bağışına bulundu.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcıoğlu, uzaktan eğitim imkanına erişim sağlayamayan öğrenciler için 150 adet tablet bağışına bulunan Credit West Bank Genel Müdürü Mazher Zaher ve Genel Müdür Yardımcısı Şahin Peker'i kabul etti. Bağış için teşekkür eden Amcıoğlu, bakanlık olarak tüm öğrencilerin anayasanın öngördüğü gibi eğitimle fırsat eşitliğinden yararlanması için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Amcıoğlu, Credit West Bank'ın bu anlamlı bağışının diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi. Credit West Bank Genel Müdürü Mazher Zaher de böyle anlamlı bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını, bank olarak vizyonlarının Kıbrıs'ta Kıbrıs için çalışmak olduğunu belirterek bu bağışı çocuklar için severek gerçekleştirdiklerini ifade etti. Pandemi döneminde öğretmenlerin çok zor şartlarda özveriyle çalıştığını ve her öğrencinin eşit şartlarda eğitim sistemine dahil olması gerektiğini, eğitimin bir lüks değil temel hak olduğunu inandıklarını söyledi. Credit West Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş'ta yapılan bağışla ilgili olarak eğitimle fırsat eşitliğinin temel bir hak olduğunu, Altınbaş Credit West Bank'ın KİTEV ile 3 yıldır yürüttükleri burs programında bugüne kadar 45 öğrenciye yıllık eğitim bursu sağladıklarını, eğitim sürecinde de uzaktan eğitime ulaşamayan çocuklara 150 adet tablet armağan ettiklerini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranının %20 azaldığını açıkladı. Böylece ölüm sayılarında üst üste 3. hafta azalma kaydedilmiş oldu. Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında COVID-19 vakalarının üst üste 6 hafta azaldığını belirterek 14-21 Şubat tarihleri arasında %11 azaldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü ayrıca üst üste 3 hafta ölüm oranlarının azaldığını belirterek bahsi geçen haftada %20 düşüş görüldüğünü duyurdu. 14-21 Şubat tarihleri arasında dünyada 2,4 milyon yeni COVID-19 vakasının görüldüğünü açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, bir hafta içerisinde 66 bin kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Küresel anlamda COVID-19'un ilk çıktığı günden bu yana 111,7 milyon kişiye bulaştığını belirten Dünya Sağlık Örgütü, 2,4 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Örgüt vaka sayılarında ABD'nin ilk sırada olduğunun altını çizerken onu Brezilya, Fransa, Rusya ve Hindistan'ın izlediğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü açıklamasında COVID-19'un yeni mutasyonları hakkında da açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada yeni vakaların büyük bir çoğunluğunun COVID-19 mutasyonları olduğunun altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü ilk olarak Birleşik Krallık'ta tespit edilen B1.7 mutasyonunun şu anda 101 ülkede bulunduğunu, ancak ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen B1351 mutasyonun ise 51 ülkede tespit edildiğini söyledi. Bununla birlikte ilk olarak Brezilya'da tespit edilen B1.1.28.1 mutasyonun ise diğer mutasyonlara göre daha az görüldüğüne dikkat çekerek şimdilik bu rakamın 29 ülke olduğunu bildirdi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, COVID-19 aşısı yaptırmış, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmiş veya yeni test yaptırmış kişiler için yeşil AB pasaportu uygulamasını geçirmesini istedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği içinde seyahat özgürlüğünün tam anlamıyla sağlanabilmesi için yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmış, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşmiş veya yeni test yaptırmış kişiler için Yeşil Avrupa Birliği pasaportu uygulamasına geçilmesini istedi. Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada yarın düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde birlik içinde seyahat serbestisinin yeniden sağlanabilmesi için İsrail'de olduğu gibi aşı pasaportu uygulamasına geçilmesi önerisinde bulunacağını söyledi. Kurz, aşı yaptırmış veya hastalığa yakalandıktan sonra iyileşerek bağışıklık kazanmış veya yeni test yaptırmış kişiler için yeşil pasaport verilmeli dedi. Avrupa Birliği genelinde bir çözüm bulunması için girişimde bulunacaklarını kaydeden Kurz, aksi takdirde ulusal düzeyde bir yaklaşıma gidileceğini, aynı görüşte olan komşu ülkelerle bu projeyi hayata geçirmek için çalışacaklarını vurguladı. Kurz, Avrupa Birliği içinde seyahat özgürlüğünün sağlanabilmesi için yeşil pasaport uygulamasının önemli bir rol oynayacağını belirterek, birlik içinde sağlanacak uzlaşı doğrultusunda söz konusu pasaportlar için teknolojiden yararlanılacağını söyledi. Kurz, herkesin cep telefonunda bulundurabileceği bir uygulamayla kişisel nedenle ya da iş amaçlı rahatlıkla seyahat edebileceğini savundu. Avusturya'da son 24 saatte 2006 yeni vaka görüldü.
Toplam vaka sayısı 450.376'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 artışla 8.470'e ulaştı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türün tespit edildiği öne sürüldü. Araştırma yapan yetkili bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek ancak şu an panik yapmıyorum, bunu daha fazla araştırmalıyız dedi. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı ve tehlikeli bir türünün tespit edildiği öne sürüldü. Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmada COVID-19'un daha fazla bulaşıcı ve şiddetli hasta edici yeni bir varyantının bulunduğu belirtildi. Söz konusu araştırma ekibinin 1 Eylül 2020-29 Ocak 2021'de eyaletin 44 bölgesinden 2172 test örneği üzerinde yaptıkları inceleme sonucu COVID-19'un yeni türüne rastladıkları kaydedilen araştırmada B1.427B, 1429 veya 20C/L452R adı verilen yeni türün İngiltere ve Güney Amerika'da ilk kez ortaya çıkan COVID-19 varyantlarından farklı bir mutasyon modeli sergilediğine dikkat çekildi. Araştırmanın yazarlarından Kaliforniya San Francisco Üniversitesi Laboratuvar Tıbbi Profesörü Dr. Charles Chiu, Fox Haber'e yaptığı açıklamada bulgulardan dolayı endişeli olduğunu belirterek ancak şu an panik yapmıyorum, bunu daha fazla araştırmalıyız ifadelerini kullandı. San Francisco Halk Sağlığı yetkilileri tarafından ön incelemesi devam eden araştırma sonucunun ileriki günlerde yayımlanacağı bildirildi. COVID-19 bilgilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Kaliforniya 3.543.000'den fazla vaka, 50.000'e yaklaşan can kaybı ile ülke salgınından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti. Paşinyan yaptığı ilk açıklamada ülkede darbe girişimi var diyerek destekçilerin başkent Erivan'da toplanması için çağrı yaptı. Ardından Paşinyan destekçilerin yanına giderek ben halkım için mücadele ediyorum, polis halkın güvenliğini sağlayacak açıklamasını yaptı. Paşinyan, Ermenistan ordusunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu. Konuşmasına destekçileri sokağa çağıran Paşinyan, devrimi savunmamız gerekiyor, çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nın görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır, dedi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyeti ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını anlatan Paşinyan, halkın bazı üst düzey ordu yetkililerine yönelik de bazı sorular var ve bu sorulardan kaçılamaz ifadesini kullandı. Güvenlik güçleri ise Ermenistan parlamentosunun önünde önlem aldı. Bültenimiz yurt dışına öne çıkan haberler devam ediyor. ABD'nin Oklahoma eyaletinde Border Collie kırması bir köpek 6 ayaklı ve 2 kuyruklu doğdu. Veterinerler bu durumun dünyada bir ilk olduğunu belirterek türünün tek olduğunu düşündüklerini, 6 ayaklı olarak hayatta kalabilen ilk köpek olduğunu ifade etti. Nell Veteriner Hastanesi'nde köpekle ilgilenen Dr. Alison Everett, "Hayatım boyunca muhtemelen bu tür başka bir köpek yavrusu göreceğimi sanmıyorum. Muhtemelen türünün tek örneği olduğunu söyleyebilirim. 4 arka bacağı, 2 ön bacağı, 2 kuyruğu var," diye konuştu. Köpeğin sağlıklı olduğunu belirten Everett, "Normal yemek yiyor, sağlıklı bir köpek yavrusu gibi dolaşıyor. Şu anda herhangi bir ağrı veya rahatsızlık belirtisi görmüyorum," dedi. Öte yandan köpeğin ameliyatı için sahibi tarafından kampanya düzenlendiği ifade edildi. Run free. Run free. You're free. You're free, baby. Here you going?
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında vakalar yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 31.519 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3.661.410'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 277 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı 85.321'e yükseldi. Ülke genelinde 3.436'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25.614 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Fransa'da geçtiğimiz sene 14 Kasım'da tespit edilen 34.032 vakanın ardından son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Ofisi'ne dün polis tarafından baskın yapılmış. Birleşmiş Ulusal Hareket Partisi Genel Başkanı Nika Melia tutuklanmıştı. Melia'nın tutuklanmasının ardından muhalefet partilerinin liderleri ve destekçileri sokağa inmişti. Muhalefet bugün de protestolarına devam ederek Tiflis Cumhuriyet Meydanı'nda Melia'nın tutuklu bulunduğu Rustavi Cezaevi'ne konvoy düzenledi. Göstericiler cezaevine araçlarından Gürcistan bayrakları sallayarak giderken Melia'ya desteklerini gösterdi. Japonya'nın Tochigi eyaletinde yer alan ormanlık alanda yaklaşık 3 gün önce çıkan yangın söndürülemiyor. Eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada Tochigi eyaletinde yer alan Ashikaga'daki orman yangını söndürme çalışmalarına komşu eyaletlerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğini ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çabalara rağmen ilerleme kaydedilemediği ifade edildi. En az 50 hektarlık alanın küle döndüğü kaydedilirken yangının pazar günü bölgede yürüyüş yapan bir kişinin ihbar üzerine fark edildiği belirtildi. Libya'nın Bingazi şehrinde sokakta dolaşan aslan paniğe neden oldu. Bingazi'de Benina bölgesinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bir aslanın başıboş halde sivil alanlarda dolaştığı görülüyor. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler aslanı yakaladı. Aslanın bölgedeki bir hayvanat bahçesinden kaçtığı öne sürüldü. Ve bültenimizin sonunda haber özetlerini yeniden paylaşalım. Esen kalın, mutlu akşamlar. Kanal T Haber'e